Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere IPTV ve cihaz arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Bana çok fazla soru geliyor. Sadece IPTV için kullanacağım. 2000 liralık cihazı alayım mı? 3000 liralık bir cihaz var onu alayım mı? Görüntüsü iyiymiş, daha stabilmiş vesaire gibi böyle sorular geliyor. Ben size bu sistemden biraz bahsedeyim. Siz zaten hangi cihazın iyi, hangi cihazın kötü olabileceğini kendiniz düşüneceksiniz. Öncelikle bu cihazlarla IPTV arasındaki ilişkiye geçmeden interneti konuşalım. Mesela siz Netflix'te kullansanız, IPTV'de kullansanız sizin servis sağlayıcınız yani internete aldığınız yer sizin hızınızı yavaşlatabilir. Türkiye'de bu çok görülür. Genelde böyle bir şey olduğu zaman VPN ile denerler ya da 4.5G ile falan denerler. Hani oradaki farkı görmüş olurlar. Dediğim gibi birinci ihtimalde servis sağlayıcı interneti yavaşlatabilir. Sizin evinize gelen kablolar kötüdür. Bu da internet kalitenizi etkiler. Belki internetiniz işte 50 megabit ama evinize 20 megabit olarak geliyor. Burada da bir sorun olabilir. Ya da modeminiz iyi değildir, routerınız iyi değildir, ısınıyordur ya da farklı bir sorun vardır. İnternet kaliteniz düşebilir. Evinizin içinde kurduğunuz ağ iyi değildir. Mesela salonda modem var. işte yatak odasında bir şey izleyeceksin. Ama ağ bağlantısını kesen çok fazla cihaz var. O zaman da sorun yaşayabilirsin. Yani direkt olarak burada cihazın ya da IPTV'nin suçu olmadan da hani sorun yaşama ihtimaliniz var. Ondan bahsediyorum. Biz şimdi bunların hepsini stabil düşünelim. Yani evimize gelen internet sorunsuz. Atıyorum 35 megabit interneti cihaza verebiliyoruz. Hani pingi falan da yüksek değil. Sorunsuz, sınırsız bir internetimiz var. Şimdi bir de burada şunu ekleyelim. Aynı IPTV servisini kullanacağız. Yani internet kalitemiz de aynı. Pingi, hızı her şey aynı. IPTV servisimiz de aynı. Ben size kendi tecrübelerimden bahsedeyim. Ben de mesela kaç tane cihaz elime geçti. Atıyorum şu anda Hiremco'nun Enjoy Plus'ı var. Sonra yıllardır kullandığım iç şey, Link'in H6 Mini'si var, 200 liralık falan bir cihaz yani. Çok fazla matah bir cihaz da değil o. İşte Hiremco'nun cihazı var, o var. Beelink GS King'i inceledik, onu vesaire kullandım. UGOS AM6 Plus'ı kullandım. Mesela Beelink'in cihazı 3000 TL falan. UGOS 1500 lira civarında, belki biraz daha pahalı bir cihaz. Ondan sonra şeyleri kullandım, bu Linux kullanan şeyler var ya, Hiremco'nun 4K'sı, V8D'si falan, bu uydu alıcılı cihazlar. Onları kullandık. KM1'i kullandık. Mi Box geldi. Benim kendi Android TV'm var. Şimdi aklıma gelenler bu şekilde arkadaşlar. Ben başka cihazlar falan da inceliyorum ama şimdi hepsi aklıma gelmedi. Bazen de başkası için cihaz kuruyorum. Onu hiç inceleme yapmadan direkt arkadaşa veriyorum. Bazen işte arkadaş bir şey alıyor. İşte rica ediyor kurar mısın falan diye. Zaten çok nadir kişiye yapıyorum onu da. Onu da kurup öyle veriyorum. Onları falan da sayarsak bayağı bir cihaz elimizden geçiyor. Şimdi mesela diyorum ya 200 liralık iç link var. Bir tarafta da 3000 liralık bir link var. Şimdi bu cihazlarda aynı IPTV'yi aynı internette kullandığım zaman ne değişiyor? Ben size söyleyeyim hiçbir şey değişmiyor. Çünkü o cihazların tek amacı o IPTV'nin size gösterilmesi. Yani nedir bu? Size bir kaynaktan görüntü geliyor o kaynağı açmak. Başka bir amacı yok. Şöyle düşünün bu işlerin donanım gücüyle alakası olsaydı Mi Box'a biz hani güçsüz falan diye sallıyoruz ya. E 4K Netflix gösteriyor size. bunu gösterememesi lazımdı. Ha Netflix'in görüntüsü de birçok IPTV'de yoktur yani onu da söyleyeyim. Netflix'in görüntü kalitesi çok iyidir. Normalde dediğim gibi eğer gösteremese o görüntüyü gösteremez zaten. Yani siz atıyorum IPTV için 200 liralık bir cihaz da alsanız... 2000 liralık bir cihaz da alsanız aynı görüntüyü göreceksiniz. Bazen insanlar şöyle düşünüyor. Abi cihaz alıyor IPTV görüntüsünü kendisi işliyor. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. O görüntüyü falan işlemiyor. Sadece bir buffer süresi oluyor. O da uygulamaya göre değişiyor. Sizin kullandığınız uygulama da onu değiştirebiliyor. Orada buffer süresinde onu tutuyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Atıyorum bir görüntü var. Onu 6 saniye hafızasında tutuyor. Size 6 saniye gecikmeli veriyor. Ya da 10 saniye gecikmeli veriyor. İşte o aradaki takılmayı falan kesmek için. Siz alın bu IPTV görüntüsünü mesela farklı player ile aç deyin. MX player'ı seçin. Atıyorum onu örnek verelim. Başkası da olur. Bu görüntü mesela biraz daha ileri gidecektir. Yani o buffer süresi sıfırlanacaktır. Çünkü MX player da öyle IPTV mantığı olmadığı için direkt stream edecektir. Yani direkt olarak görüntüyü gösterecektir. Ama orada ne olur? Görüntü mesela daha güzel görünür. Görüntü mesela daha şey olur. Yani bu gecikme daha kısalır. Ama şu olur internet kaliteniz biraz düştüğü zaman hemen onu oradan hissedersiniz. Çünkü daha böyle ne diyeyimse kırılgan bir yapı olur. Size bir sürü cihaz saydım ya bu cihazların hepsine TV Mate'i kurun. Hepsine aynı IPTV uygulamasını kurun. Aynı internette kullanın. Hiçbirisi arasında görüntü farkı olmayacaktır. Şöyle bir durum var. Siz diyorsunuz ya hadi atıyorum cihaz görüntü işledi. E siz bunu televizyona veriyorsunuz. Televizyon da bunu işleyecek. Oyun modunda falan bir şey de açmıyorsunuz ki. Hani PC modunda falan açsanız diyeceğim ki belki hani o televizyonun özelliğine göre onu işlemeden gösterecek ama o televizyon da zaten o görüntüyü işleyecek. Siz yani aynı şekilde hiçbir şey fark etmeyecekse 200 liralık da bir cihazla kullansanız, 2000 liralık bir cihazla kullansanız aynı şeyi yaşayacaksınız. Yani ne olabilir? IPTV uygulamasının hızı biraz değişebilir. Onlar olabilir ya da aldığınız cihazda kendisine özel bir IPTV yazılımı vardır. Ona göre bir şey yapılabilir. Yani o arayüzü kullanmış olursunuz. O da çok önemli değil. Bence mesela TV Med falan baya güzel bir arayüze sahip. Onu satın alın kullanın daha karlı çıkarsınız. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Aklınızda daha iyi canlansın. Mesela bir adam var gitti Mi Box aldı. İçine TV Med kurdu. Onunla IPTV izliyor. Başka hiçbir amacı yok. Sadece IPTV için kullanıyor. Başka bir adam da Beelink GS King X'i aldı. 3000 liralık bir cihaz. İçine yine IPTV uygulamasını yükledi. O da TV Mate'i yükledi, kullanıyor. Bir tanesi verdi 3000 lira, bir tanesi verdi hadi diyelim 500 lira. IPTV servisinin artık aynı olduğunu söylemiştik. Yani ikisinde de aynı servisi kullanıyoruz. Bunların ikisinin arasında hiçbir fark hissetmezsiniz. Aradaki tek fark bir tanesinin daha fazla para vermiş olması olur. Bunun aksini söyleyen çok fazla insan var. Nedeni de şu arkadaşlar. Mesela geçenlerde bahsettik ya. İşte Optic Prime 5K adam 1200 liraya satıyor. Yani donanım olarak çok vasat bir cihaz. Ne özelliği var? Görüntü kalitem çok iyi. İspatlayamıyorsun ki. Hani görüntü kalitem çok iyi. Diyecek ki sana mesela oyunları oynatırım dese dersin ki ya bu donanımla oyun oynanmaz. Ama birçok kişi bunları bilmediği için işte görüntüsü daha iyiymiş deyip gidip 200 liralık 300 liralık bir cihaz almaktansa 1200 lira verip o cihazı alıyor. Ne oluyor? Olan ekonomisi ne oluyor? Ya da bana mesela çok sorulan cihazlar var. İşte Spybox var, formüler var. Başka ne var? Bir sürü öyle cihaz var. Yani çok para verdiniz diye çok iyi görüntü alacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Bunların hepsi zaten Android'i kullanıyor. Linux olanlarda da bir şey değişmez. Mesela nedir o? Dedim ya Hiremko'nun şurada mesela şey kutusu da var. V8DS ya da bunun yanında başka bir Android cihaz koyun. Bunların arasında da öyle görüntü olarak dağlar kadar bir fark olmaz arkadaşlar. Belki cihazın kendi içindeki yazılıma göre ufak tefek bazı farklılıklar olabilir ama çok çok ufak farklar olur. O da nedir? Mesela cihazın kendi renk ayarları olabilir. İşte cihazın kendi HDR ayarları olabilir. Onlarla ilgili bir şey olabilir. Onun dışında hiçbir şey olmaz. Ha şundan da bahsedeyim. Ben mesela bir cihaz geldiği zaman ilk iş olarak o HDR ayarlarını falan kapatırım. Genelde onlar çünkü görüntüyü bozarlar. Sizin de aklınızda olsun kötü bir görüntü falan alırsanız bilin ki oradan kaynaklıdır. Şimdi TV boxların falan farkı olmadığından bahsettik. Aynı şey televizyon içinde geçerli. Ben mesela kullandığım Philips TV'de de aynı uygulamayı, aynı listeyi kullanıyorum. İşte atıyorum bir link geliyor. Onda da aynı Aynı uygulamayı aynı listeyi kullanıyorum İkisi arasında hiçbir fark yok tabi orada şu güzellik oluyor arkadaşlar atıyorum mesela bir tane box işte şuradan bir tanesini gösterelim mesela şu boxın ne ederi nedir 600 lira değil mi? Ben size bunu 1500 liraya satarsam çok da güzel oluyor yani. Onu yapmak için de her türlü dümen oluyor. Sizler de burada şöyle düşünebilirsiniz. IPTV servisi zaten aynı. Adam size derse ki benim cihazıma atıyorum 1500 lira, işte 500 liralık cihazdan çok daha iyi görüntüsü var. O zaman şu soruyu sorarsınız. Nasıl oluyor bu? Senin Android'inle onun Android'i aynı. Hatta o Android 9 kullanıyor, sen 7 kullanıyorsun. Nasıl daha iyi oluyor? Sen görüntü işlemede bir şey mi yapıyorsun? Yok. Bir tek ne yapmışsın? Android'de böyle bir IPTV uygulaması yapmışsın. Peki senin yaptığın IPTV uygulaması şuradaki uygulamadan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Görüntü işleme için bir uygulaman var mı? O da yok. Genelde bazılarında otomatik frame rate ayarı bile olmuyor. Daha kötü görüntü alıyorsun. Öyle bir şey de var. Mesela TV Mate'in içinde kendi otomatik kare atlama şey, kare ayarlama ayarı var. Onu açıyorsun filan. Bazı cihazlarda o da olmuyor. Gelen görüntü aynı, kullandıkları sistem aynı, uygulama neredeyse aynı ama görüntü daha iyi oluyor. Nasıl oluyor? O belli değil işte orada bir muamma var. Ama dediğim gibi bu cihazların reklamı çok iyi olduğu için bazı insanlar buna inanıyor. Herkesin de tabi böyle teknik şeyleri bilmesine gerek yok. Adam bilmediği için de böyle şeye kanıyor. Diyor ki ya pahalıysa illaki bir sebebi vardır. Bu kadar insan da almış. Halbuki boşu boşuna para vereceksin yani. Gidip de 3000 liralık bir cihaz alacağına git 500 liralık bir cihaz al zaten senin her işini görecek. Hani atıyorum adam sadece IPTV için alıyor. Gidip de B-Link GS King kalsa adamın hiçbir işine yaramayacak. Mesela onun içine hard disk takılıyor. işte Hi-Fi modülleri falan var üstünde ama adam onu kullanmayacak ki boşu boşuna para vermiş olacak. En azından orada Mi Box falan alsa, öyle bir cihaz alsa der ki arada bir Netflix kullanırım. Ne bileyim buradan girer YouTube falan izlerim. Sonuçta o cihazı almasıyla bu cihazı alması arasında YouTube açısından da çok fazla bir fark olmayacak. Yani adam boşu boşuna hem para vermiş oluyor hem de birçok şeyini kullanmamış oluyor. Zaten o diğer pahalı satılan vasat cihazlardan hiç bahsetmiyorum. Adam 1200-1500 liraya cihaz satıyor özelliğine görüntüsü iyi ama ispatlayan yok. Bazen şöyle bir durum oluyor. Adam cihazı satıyor ama içinde kendi IPTV servisi var. O zaman bir şey diyemem. Adam der ki benim IPTV servisimin bitrate'i yüksek. İşte ben çok özel kişilere göre yaptım. Serverlarım güçlü filan. Orada görüntü kalitesi fark edecektir. O adamın kendi bir sistemi vardır. Ona bir şey diyemem. Hani o adam pahalı da satabilir. Çünkü istediği fiyatı koyabilir. Orada özel bir sistem vardır ama içinde hem servis gelmeyen cihazlar hem pahalı hem donanımı düşük. Bu cihazları almak hiç mantıklı değil. Bence direkt uzak Durun. Geçen sefer de anlattım ya mesela Optic Prime 5G'den falan bahsettim. Hala dönüş filan yapmadılar. Bunun gibi başka üreticiler de yazdı. Hatta Novacom mu ne onlar da yazmıştı. Belki onlarla görüşmemize 1 bir buçuk sene olmuştur. Onlar da sonra dönmedi. Ben diyorum madem iddialıysanız gönderin cihazınızı bir de biz görelim şu görüntü kalitesinin farkını. Yani ben de kendi şeyini sistemi falan yükleyeyim. Bir de ben bakayım bu görüntü kalitesine. Ama bunu söyledikten sonra bir daha geri dönen olmuyor. Genelde iyi kulaştıkları zaman cihazımız hızlı diyorlar. Cihazımız süper, harika bilmem ne. Ben diyorum ki işte bu şekilde incelerim. Ondan sonra bir daha dönen olmuyor. Bütün üreticiler sonra sessizliğe karışıyor. Evet arkadaşlar az çok size sistemden bahsettim. Bir stream servisi bu. Bu stream'i göstermekten başka hiçbir işe yaramayan cihazlar için çok fazla para vermeyin derim. Eğer aklınıza başka sorular takılıyorsa bu videonun altında sorun. Burada konuşmaya devam edelim. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.